Bu sahne, bu toz harikaydı. Abimle başladım, abimin minik bir gösterisiyle, minik bir sözcükle. Ama şimdi çok büyük sözlerle, çok büyük alkışlarla karşılandım. Eşe döndü öyle ayrıldı. Kendine gel Tayro. Anne! Yavrum, nerelere kayboldun şahidim? Benim tiyatroya ilgim ana sınıfında abimin gösterisine giderek başladı. Sonra annem ve babamın da yardımıyla. Yani çok güzel bir duygu, çok eğlenceli bir duygu. O sahnedeki heyecan, o sahnedeki toz, her şeyi görebiliyorsun. Ve Kuzey'le aynı sahnede olmaktan çok hoşlanıyorum. 7 yıldır da zaten arkadaşız. Benim tiyatroya olan ilgim ailemden başladı. Annem beni sürekli tiyatroya götürüyordu. Onun dışında bizim aile bireyleri de tabii ki sanatçı olduğu için. Asırla aynı sahnede olmak bana çok keyif veriyor. O seyircilerin geldiği o gün gerçekten çok keyif verdi. Benim ailemde tiyatroyla abim özellikle çok fazla ilgileniyor. Eskiden rolleri çok alıyordu. En uzun rolleri, tüm baş karakterleri o alıyordu. Ben de oradan abime de bakarak annem de ve babam da bana çok 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 destek oldu. Ve bu durumda da ben de bu okula girip tiyatro seçmelerine de yeteneğim olduğumu düşünüp katıldım. Ve seçildim. Bu sahne, bu toz harikaydı. Abimle başladım, abimin minik bir gösterisiyle, minik bir sözcükle. Ama şimdi çok büyük sözlerle, çok büyük alkışlarla karşılandım. Benim büyük dayım ve eşi opera sanatçısı olduğu için onlara sürekli oyunlarına gidiyordum. Onlarla sohbet etmek çok keyifli. Ben de denemek istedim. Yani benim ailem de sanatla ilgilenmemi istiyordu. Spor zaten var ama sanatla ilgilenmemi de ayrı bir istiyorlardı. Ben de katılmak istedim. Hem asır varsa ben niye olmayayım ki? Biz bu okula tiyatro gösterisi yaptığımızda o heyecanı tattık, o mutluluğu. Özellikle de çok beğeni aldık. 7 aydır uzun bir süreçte çok antrenman kaçırdık, değil mi Kuzey? Kesinlikle. Bu yüzden de sporda biraz geri kaldık arkadaşlarımızdan ama gene toparlandık. Ben bale için erken çıkıyordum buradan, hem ezber hem bale hem spor çok zor oldu benim için. Ama hani o en son oyun çıktığında bütün emeklerim iyi ki de yapmışım dedim. Seneye de katılacağım dedim. Çok eğlendim. Ben film izlemeyi de çok severim boş zamanlarımda. Tiyatro izlemek tabii ayrı bir güzellik. Ben boş zamanlarımda Kuzey gibi çok fazla film izliyorum. Tiyatro hocamı çok seviyorum çünkü bize çok destek oldu. Ve ne kadar fedakarlık yapsak da o da bunun değeceğini bildiği için bize zaten bu fedakarlıkları yapmamız gerektiğini söyledi. Ben çok değdiğini düşünüyorum. Ona da çok teşekkür ediyorum. Bütün öğretmenlerime destek olan çok teşekkür ediyorum. Tiyatro bizim aile için, bütün akrabalarımız için bir yaşam tarzı. O yüzden bunu geliştirmeyi düşünüyorum. Benim basketbol alanında 3 madalyam, bir de ştör plaketim var. Ben de basketbolda Kuzey'le birlikte 3 madalyam, artı benim bir tane haftanın takımına seçilme ödülüm var. Ama benim ştör plaketim yok. Artı ben Devlet Opera Balesi'nde bale seçmelerine girip kazanmıştım. İşte biraz tereddütlerim vardı bu konuyla alakalı ama bu sene oynadıkları tiyatro oyunundan sonra özellikle istemeye başladım. Hatta bununla ilgili araştırmalar da yapıyoruz. Nereye gönderebiliriz, nasıl yapabiliriz, gelişimine nasıl katkıda bulunabiliriz diye fikirler arıyoruz, soruyoruz da sağa sola. Devlet Opera Balesi'nin çocuk bale grubunda 4 erkek sanatçıdan biri olarak da orada devam etmekte. Tiyatro oyuncusu olmasını da istiyorum. Ya da dansçı. Zaten dediğim gibi biraz önce de bahsettim. Devlet Opera Balesi'nde de 4 tane dansçı çocuktan biri, o kadar kız çocuğun içerisinde.
mutlulukla, gururla izliyoruz. Hey! Yeni bahçeli Cemal geldi. Sanat dedin miydi? Akan sular durur. Benim de tiyatroyla bir geçmişim var tabii. 5. sınıfta bu okula ilk geldiğimde tiyatro seçmelerinin olduğunu gördüm ve kendime dedim ki neden denemiyorum. Seçmeye girdim ve şanslı bir şekilde seçildim. Ondan sonra tüm provalara gidince gördüm ki bu iş çok ciddi. Ve Gökhan hocamı takdir ettim işine bu kadar değer verdiği için. Orayı sertleyebiliriz. Tiyatronun düzenini bozuyor, oyunun gidişatını bozuyor. Bence oradan bir daha alabiliriz. Evet, başlıyoruz hadi. Yüksek oynayalım burayı. Evet, haydi. 7-8 aylık bir prova süreci vardı. Aslında bu prova sürecinin daha kısa süreli olması gerekiyordu ama bazı aksaklıklardan dolayı uzadı. Ve bu oyunumuzda ben ilk defa danslı bir oyun sergiledim, müzikal bir oyun sergiledim. Bu dans provaları bizi biraz zorladı. Onun dışında tiyatronun sadece ezber olmadığını gösterdik insanlara. Ezber işin aslında en kolay kısmı. Biz kendimiz burada sahnede nasıl davranacağız, oynadığımız karakteri nasıl kendimiz yapacağız, bunun üzerine çalıştık. Üstüne üstlük komedi oynuyoruz ve komedi oynarken, insanları güldürürken sizin ciddi durmanız lazım. Bu da komedinin en zor kısımlarından biri. Ailemde onun beni teşvik ettiğini düşündüğümden çok benim onu teşvik ettiğimi düşündüğüm biri var ve açıkçası bu beni gururlandırıp mutlu ediyor. Küçük kardeşim de bu sene benimle tiyatro sergiledi ve performansını görünce çok mutlu oldum. İleride profesyonel tiyatrocu olamasam bile hayatımın hiçbir döneminde tiyatroyu bırakmayı düşünmüyorum. Tiyatro benim için bir kaçış noktası ve kendime en iyi hissettiğim alanlardan biri. Özgüven kazandıran alan. Bu yüzden hobi olarak da olsa tiyatroya hep devam edeceğim. Aynı zamanda başka şeylerle de ilgileniyorum. Spor olsun, sanat olsun, resim yapmak ve şarkı söylemekle ilgiliyim. Aynı zamanda voleybola gidiyorum. Ama voleybola gittiğim takım çok ağır olduğu için ve tiyatroyu veya derslerimi aksatmam gerektiği için bıraktım. Tiyatro başta yorucu geldi ama sahneye çıktıkça ve bu işin zevkini tattıkça her şeye değdiğini anladım. Aynı zamanda derslerle biraz zorluyordu ama derslerimi asla bırakmadım. Müziğe ilgim aslında tamamen hobi edinmek istememle başladı. Böyle çok özenmeden, dikkat etmeden normal öylesine çalıyormuş gibi çaldım çok uzun bir süre, 6-7 yıl kadar. Liseye geçtikten sonra hani işin artık biraz daha ciddiye binmesi gerektiğini anladım ve hani cidden çalışmaya ve çaba sarf etmeye başladım. Neden piyano? Hani flütte veya kemanda hakimiyet hissi oluşturmuyor bende. Daha önce elime aldığımda o hakimiyet hissini yakalayamadım. O piyanoda yakalayabiliyorum, o yüzden piyano çalıyorum. Bence benim gibi müzikle ilgilenecek kişiler eğer yeteneklilerse çok çalışarak istedikleri yerlere gelebilirler. Hani bazen zor olur başta adapte olmak. Hani günde belli bir saat çalışması gerekiyor. Ne de olsa belli bir yere gelmek için. Başta adapte çok zor olacak ama pes etmedikleri sürece istedikleri yere gelebileceklerini düşünüyorum ben. İleride profesyonel anlamda müzikle ilgilenmek istiyorum. Eğer önüme fırsatlar çıkarsa mutlaka konser piyanistliği için değerlendireceğim ama mutlaka akademisyen olmayı denemek istiyorum. Belirli bir seviyeye gelmek için benim şu an olduğum seviyede ben günde 3-4 saate buluyor çalışmam. Hani
okulda çalışıyorum tabii ki. Çünkü eve akşam döndükten sonra 3-4 saat çalışmak, yani gün biter zaten ve zor. Okulda, bir kısmını okulda çalışıyorum, bir kısmını evde çalışıyorum eve gidince. Örnek aldığım müzisyenler, işte ünlü piyanistler, Marta Argerich olabilir, Gülsin Onay olabilir. Böyle insanlar bulundukları yerlere çok çaba sarf ederek geliyor. Hani tırnaklarıyla kazıyarak kendi kararlarını yapıyorlar ve ben de kendi tırnaklarımla kazıyarak kariyerimi oluşturmak istiyorum. 8 yaşından beri aldığım eğitimi, yaptığım birikimleri paylaşmak için bir konser veriyorum. Tabii bunun hem birikimlerimi gelen kişilerle paylaşmak hem müzik adına bir doygunluğu alıştırmak için, ayrıca sınavın öncesinde, konservatuar sınavlarının öncesinde bir sahne heyecanını atmak için bir konser veriyorum ve heyecanla bekliyorum konserin olacağı günü. Aslında anaokuluna gittiğinde ritim duygusunun iyi olduğu söylendi öğretmenleri tarafından. Daha sonra ebeveynler olarak biz ilkokuldayken işte çeşitli spor faaliyetlerine yazdırdık onu. İşte yüzmeydi, basketboldu, fakat fiziksel aktivitelerin hiçbirinden hoşlanmadığının farkına vardık. Daha sonra müzik kursuna gitmek ister misin diye sorduk. O da istedi. Enstrümanını kendin seç dedik. Enstrüman olarak da piyanoyu seçti. Taylan aşağı yukarı 6 yıl kadar liseye geçene kadar bunu bir hobi olarak yaptı. Lisede güzel sanatlar okumak istediğini söyledi ve çalışmalarını ona göre yönlendirdi. Biz de anne ve baba olarak onu sonuna kadar destekledik. Çünkü sevdiği bir işi yapmasını istiyorduk. Bir insanın sevdiği bir işi yapması bence dünyada huzur bulunabilecek en güzel şeylerden biri.